Gül dedi ki ablam gelecek mi? Ben de gelmeyecek dedim. Yalan mı söyleseydim dedem? Biricik kuzenimi kandırmak istemedim. Yaren! Bana bak Yaren! Kıymetlim göz bebeğim demem. Gül Hanım'ı bir daha üzersen sana bugüne kadar atmadığım tokadı atarım bilesin. Anladın mı? Bir başına ekşimediğin Gül Hanım kalmıştı, onu da hallettin öyle mi? Görüyorsun değil mi hatun? Ha? Gördün. Bak benim böyle evlatlarım varken fazla yaşamam. Bu Sabiha yazık olacak. Allah korusun Cihan. Kız senin gözün kör olmasın. Herkes bitti şimdi küçücük çocuktan mı çıkartıyorsun sinirin azgınlığını sen? Dur sen burada, benim seninle işim bitmedi. Dur burada. Cihan. Ya hem bana yükleyin zaten, tamam mı? Hem bana. Sen nasıl bir insansın ya? Biz sen nasıl aynı karından çıktık hala anlamıyorum. O kız kafasında mermiyle yaşıyor, mermiyle. Öyle mi diyorsun? Sen bana laf söylemeden önce o mermi Gül'ün kafasına nasıl girdi, kim sebep oldu, önce onu bir düşün istersen. Düşün bakayım. Bütün bunları durdurabilecekken sessizce izlediğini hatırlıyorsun. Yemin ederim anam için sustum. Ama bir şey daha yaparsan artık susmam biraz. Anladın? Gidiyorum. Fırat'ı görmem lazım. Ama çıkınca arayacağım seni. İstersen yemeği akşam dışarıda yeriz. Çok sürer mi işin? Geç kalmayacağım. Merak etme. Zaten kalamam. Çünkü sen neredeysen aklım hep orada. Ayrıca Reyhan, bu kaçırılma hadisesi yüzünden sakın konağa kapatıldığını zannetme. Öyle bir şey yok. Bundan sonra istediğin zaman konağa girip çıkacaksın. Kimse de sana hesap soramayacak. Sadece yanına bir koruma alırsan kocanın işi rahat eder. Miran. Bana inandığını bilmek benim için her şeyden değerli. Sağ ol. Sana inanmıyorum Reyhan. Bütün kalbimle inanıyorum. Ev değil, panayır yeri. Bunu diyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama Azize karısı bu sefer haklı. Bence de o not meselesinin ardında Şadoğlu var. Ya Miran haklıysa? Ya başka bir düşman varsa? Saf olma Gönül. Meydandaki o yemek ne peki? Miran o yemeği niye verdi? Reyhan'ın itibarını kurtarmak için. Senin meydandaki yemekten nasıl haberin oldu anne? Evde sana konuşan bana konuşmayacak mı? Şehriyar sağ olsun. 8 kapıya 9 çomak sallıyor. Her şeyden haberi var. Şimdi senin tek derdin benim meydandaki yemeği nasıl öğrendiğin mi? Gözünü aç Gönül. Azize Aslan Bey çöküyor. Sen de bunun altında kalmamak için uyan da doğrul kızım. Reyhan neredeyse bağrına basacaktın. Babaannen ne dedi sana? Ne dedi delal oldu dilin? Bir şey demeyecek misin? Ben diyeceğimi dedim anne. Başka da sakladığım bir şey yok. Gönül, bu evde ne olduysa sen nikahını verdikten sonra oldu. Farkında mısın? Nasıl verdin nikahını aklım almıyor. Babaannen ne dedi de ikna etti seni? İyi. Sus. Ama susmak senin için hiç iyi değil kızım. Sen bana gerçeği söylemesen de ben bu işin aslını öğreneceğim. Çünkü bu yıkıntının altında kalmaya hiç niyetim yok. Ben sana Reyhan'a inanma demiyorum ki. Sadece etraflıca bir düşün diyorum. Babaannem O not elinde olduğu halde bana söylemedi diyorum aga. O kadar belli ki başka bir düşmanımız olduğu. Ama beni ısrarla Şadoğullarına yönlendiriyor. O da yetmezmiş gibi Reyyan seninle Azat için evlendi diyor. Miran, sen böyle yaptıkça kendinle ailen arasında kalıyorsun. Beni de kendinle büyük an arasında bırakıyorsun. Fırat, Reyyan'dan aileden ayrı biriymiş gibi bahsetme. Miran farkında mısın? Söz konusu Reyyan olduğunda herkesten şüphe eder, herkesi yargılar hale geliyorsun. Başka bir tarafından düşünmeye çalışmıyorsun. Tamam, uzatmayalım Fırat. Sen de kimsenin arasında kalma. Çünkü bu mesele seninle değil, babaannemle benim aramda. Bir şeyler saklıyor benden. Saklıyor. Ama ne? Bunun başka bir açıklaması yok. Bilmemi istemediği bir şey var ama ne? Aga sen daha iyi bilirsin tabii ama... ben burada babaannenin söylediklerini de göz ardı etme derim. Yani? Reyyan benimle Azat için mi evlendi? Onu mu demek istiyorsun? Hayır, tabii ki öyle demiyorum. Reyyan seni seviyor. Seninle sevdiği için evlendi. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Ama onun da kurban olmadığını nereden biliyorsun? Büyük ananın senden bir şeyler gizlediğinden şüphe edeceğine... bir de bu tarafından düşünsene. Belki de ailesi kaçırdı Reyyan'ı. Kendini sakladı, o notu tutuşturdu eline. Başka bir düşmanmış gibi gönderdi. Büyük ananın söyledikleri mantıksız değil. O zaman bunu çözmenin tek bir yolu var. Hazar Şadoğlu ile ortak olup o düşmanı birlikte aramak. Ne diyorsun sen Miran? Düşmanla birlikte mi hareket edeceksin? Nasıl güveneceksin ona? Eve gel, soracaklarım var. Güvenmeyeceğim. Ben yine tetikte olmaya devam edeceğim. Ama onun yakınında olmazsam ne yaptığını, ne yapacağını bilemem. Düşmanla dostundan daha yakın tut ki yapacaklarını en önce sen öğren. Benim de tüm bu olanları öğrenebilmem ve Şadoğullarını kontrol edebilmem için Hazar Şadoğlu'na yakın olmam lazım.